3 Mayıs 1972. Peleli Santos Türkiye'de. 3 Mayıs 1972 tarihinde Fenerbahçe, Türk futbol tarihinin en anlamlı özel maçlarından birini oynadı ve İstanbul İnönü Stadyumu birçok kişiye göre dünyanın gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu Pele ve takımı Santos'u ağırladı. Santos, 1970 yılında Dünya Kupası'nı kazanan Brezilya milli takımının iskeletini oluşturuyordu. 43 bin kişinin izlediği Fenerbahçe-Santos arasındaki maçı dünyaca ünlü hakemimiz Doğan Babacan yönetti. Pele'nin adeta şov yaptığı maç 6-1 Santos'un üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu karşılaşmanın ilginç anlarından biri, büyük yıldız Pele'nin maçın bitimine 2 dakika kala sahayı terk edip tünele girerek soyunma odasına kaçması oldu. 3 Mayıs 1989. Fenerbahçe, derbi tarihinin en görkemli geri dönüşüne imza attı. 1988-89 sezonunda Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye Kupası çeyrek finalinde eşleştiklerinde bu eşleşmede oynanacak rövanş maçının yıllarca anlatılacak bir efsane haline geleceğini şüphesiz hiç kimse tahmin edemezdi. Yugoslav teknik direktör Todor Veselinovic yönetimindeki Fenerbahçe, Rıdvanlı, Oğuzlu, Aykutlu, Schumacher'li kadrosuyla ligde fırtınalar estirirken Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Tanjolu, Prekazili, Simovic'li Galatasaray ise Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final oynama başarısını göstermişti. Fenerbahçe Stadyumunda oynanan ilk karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Rövanş maçı ise 3 Mayıs 1989 tarihinde Ali Sami Yen Stadyumunda oynandı. Maça Galatasaray fırtına gibi başladı ve attığı 3 golle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Bu skor hem sarı kırmızılı taraftarları hem de futbolcuları coşturmuştu. İkinci yarıdaysa Fenerbahçe attığı 4 golle karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı ve futbol tarihimizin en görkemli geri dönüşüne imza atmış oldu.